Merhaba arkadaşlar ben Ali Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem 1. yazılar için senaryoları yayınlamıştı. Biz onlardan farklı olan soruların tamamını çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz da şöyle diyor. Kare şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi 4 bölgeye ayrılmıştır. Sarı ve kırmızı bölgeler karesel. He, şimdi bak karesel ifadesi önemli. Niye? Demek ki şurayla şura birbirine eşit. Sonra şurayla şurası birbirine eşit. Hatta farklı bir renkte gösterebiliriz onu. Şöyle yapabiliriz. Bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla o zaman burası x artı 1 ise şurası da x artı 1 olmak zorunda. Şurası 2x artı 1 ise bakın aynen burası da yine 2x artı 1 olmak zorunda. Aynı kural burası için de geçerli. O zaman burası da 2x artı 1'dir. Ve burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? x artı 1 kadar olmak zorunda. Peki bizden istediğine buna göre sarı, kırmızı ve mavi bölgelerin alanlarını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadeleri yazınız demiş. Şimdi bakın sarı bölge bir tam kare. O zaman 2x artı 1'in neyi olması lazım? Karesi olması lazım. Yani 2x artı 1'in karesi. Şimdi bunu hatırlayalım arkadaşlar. Neydi bu? Birincinin karesi. Yani 4x kare. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x ile 1'i çarptık. 2x 2 katı 4x artı ikincinin karesi artı 1. Demek ki sarı bölgenin alanı neymiş arkadaşlar? 4x kare artı 4x artı 1'miş. Peki kırmızı da tam bir karesel bölge. O zaman orada x artı 1'in karesidir. Yani birincinin karesi x kare. ile ikincinin çarpımının iki katı 2x artı ikincinin karesi. Hocam ben bunu hatırlamıyorum diyorsanız oturup paşa paşa x artı 1 ile x artı 1'i çarpmanız gerekir. Peki geldik mavi bölgeye. Mavi bölge 2x artı 1 ile x artı 1'in çarpımına eşit. O zaman tek tek çarpalım bunları arkadaşlar. 2x ile x'i çarparsam ne olacaktır? Hemen şöyle alt tarafı yazayım. 2x kare olur. 2x ile 1'i çarparsam 2x. 1 ile x'i çarparsam 1x. 1 ile 1'i çarparsam 1 olur ki burayı da düzenlersek ne olacaktır arkadaşlar? Mavi bölgenin alanını bulurum. 2x kare artı 2x 1x daha 3x artı 1 olur ki şu ana kadar bütün bölgelerin alanlarını bulmuş olduk. Aşağıda verilen kare ve dikdörtgenin santimetre kare cinsinden alanları birbirine eşittir demiş. Buna göre dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifadeyi yazınız demiş. Bakın kare olduğuna göre burasıyla burası birbirine eşittir. Doğru mu? Yani şurayla şura birbirine eşit olması gerekir. O zaman burası da yine ne kadar olacaktır? 10a artı 4 olacaktır. Peki dikdörtgenin uzun kenarını biliyor muyuz? Hayır x. Ama şunu biliyoruz: kare ile dikdörtgenin alanları birbirine eşitmiş. Peki? Karenin alanı neydi? 10A artı 4'ün karesi. Ama ben bunu şöyle yazabilirim. 10A artı 4 ile 10A artı 4'ün çarpımıdır diye yazabilirim. Peki dikdörtgenin ki x çarpı 5A artı 2. Bakın milletim soru verdiği zaman ne kadar güzel sade işebilecek ifadeleri veriyor. Niye? Çünkü 10A artı 4'ü ben şöyle yazabilirim. 2 parantezin alsam 2 parantezinde 5A artı 2 olacaktır. Çarpı 10A artı 4 eşittir x çarpı 5a artı 2 olur ki bakın burada sadeleştirmeleri yapsak mesela iki taraftaki 5a artı 2'ler birbirini götürür. O zaman 2 ile 10a'yı çarpsam 20a 2 ile 4'ü çarpsam 8 olur ki x'in değerini yani dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunu bulmuş olurum arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda öykü parasının 3'te 2'sinin 25 lira fazlasıyla kalem almıştır. Öykünün geriye 45 Türk Lirası parası kalmıştır. Buna göre öykünün başlangıçta kaç Türk Lirası olduğunu denklem kurarak bulunuz. Bakın bu soruyu çok farklı şekillerde çözebiliriz. Ama bize bilinmeyeni istemiş. Bilinmeyeni sorduğu için de ona x diyeceğiz. Öykünün parasının ne kadar olduğunu biliyor muyuz? Hayır öykünün x lirası var. Şimdi parasının 3'te 2'si yani 2 bölü 3'ünün 25 fazlasıyla ne kadar ne almış? Kalem almış. Artı 25 lirasıyla Kalem almış. Şimdi bunu almış mı almış arkadaşlar? Peki geriye ne kadar kalmış? Geriye 45 lirası. Yani geriye kalan parasıyla beraber toplamda parası yine x'e eşit olması gerekmez mi? Çünkü kalem almıştı. Geriye kalan da 45 lirasıydı arkadaşlar. E bu ikisinin toplamı başlangıçtaki parasına eşit olacaktır. O zaman şöyle yapalım. Artık bu denklemi düzenleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben bu ifadede 25'te 45'i toplarsam ne olur arkadaşlar? 70 olur. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim bakın. 2x bölü 3 artı 70 eşittir x diye yazabilirim. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa. 2x bölü 3 karşıya geçerse 70 eşittir x eksi 2x bölü 3. Payda eşitlemem gerekiyor arkadaşlar. Şunun paydasını 1, 3 ile genişletsem. Hatta 70'inkini de eşitleyebilirim. Onu da 3 ile genişletelim. Paydalardan tamamen kurtulalım. 3 ile 70'i çarparsak 210 bölü 3 eşittir. 3x bölü 3 eksi 2x bölü 3 olur ki. Şimdi buradan çıkarma işlemini yaparsak 210 bölü 3 eşittir. 3 xten 2x çıksa x bölü 3 kalır ki artık şu üçlerden kurtulalım. Kurtulduğumuz zaman x eşittir. Ne olacaktır? 210 lirası başlangıçtaki parasıymış arkadaşlar. Aşağıdaki kareli düzlemde A, B, C, D ve E noktaları verilmiştir. Bu kareli zemine C noktası orijin olacak şekilde bir koordinat düzlemi yerleştiriliyor. He. Şimdi bakın burası orijin olacaksa, o zaman şöyle C için şöyle diyebiliriz. Şurası yatay olan x, şurası da dikey olan y olmak üzere. Peki şimdi bizden istediği ne arkadaşlar? Bu kareli zemine göre C noktası orijin olacak şekilde yerleştirildiği zaman A, B, D ve E noktaların koordinatlarını bularak bulundukları bölgeleri yazınız. Bir kere bu bölge. Saat yönünün tersi çalışıyordu. En üst sağ bölge birinci bölge oluyordu arkadaşlar. Şurası ikinci bölgemiz. Alt taraf üçüncü bölge. Şurası, burası da dördüncü bölgemizdi. Saat yönünün tersine doğru hareket ediyorduk. Peki, şimdi bizden istediğini arkadaşlar burada e, A, B, C, D, E noktalarının A, B, D, E noktalarının koordinatları. E, bakalım, şurası sıfır olursa. Şurası 1, şurası 2, 3, 4. Fazla da gerek yok. Şurası eksi 1, şurası eksi 2, şurası da eksi 3 olacaktır. Peki yukarıya doğru 1, 2, 3, 4. Aşağı doğru da eksi 1, eksi 2, eksi 3 olur ki. Burayı biraz daha büyütüp hatta size onu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi A noktası bakın. Kaça kaç? X'i kaç? Eksi 2. Y'si kaç? Artı 1 arkadaşlar. Hemen onu da not alalım. Eksi 2'ye artı 1. Peki B noktası x'i kaç? 3'te. Y'si kaç? 4'te. Sonra E noktası x'i kaçta? Eksi 3'te. Y'si de eksi 3'te. O zaman eksi 3'e eksi 3. D noktası da 4'e eksi 2 noktasında 4'e eksi 2 diye buluruz arkadaşlar. Beşinci sorumuzda Y artı 2x eksi 6 eşittir 0 doğrusun grafiğini çizerek eğimini bulunuz demiş. Şimdi bir noktadan kaç tane doğru geçerdi arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman sonsuz sayıda doğru geçer. Peki iki noktadan sadece bir tane doğru geçer. Dolayısıyla bir doğru grafiği çizebilmek için geçtiği en az iki tane noktayı bilmemiz yeterlidir. Peki genelde bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bu değerleri biz kendimiz seçiyoruz. Ama sorularda mesela sınavlarda kendileri vermişse grafiği vermişse o zaman eksenleri kestiği noktalara veya geçtiği noktalara denklemi sağlayıp sağlamadığına bakarız. Fakat burada genelde basit olan metodumuz şu. X'e 0 değerini veririz veya kapatma metodu arkadaşlar ne yapıyoruz? Şurayı kapatıyoruz bakın. Burayı kapatıyoruz geri kalana bakıyoruz. X'e 0 verdiğimiz zaman Y artı 2 çarpı 0 eksi 6 eşittir 0 olacak. O zaman Y eşittir ne olur buradan? Y eksi 6 eşittir ise Y eşittir 6. Yani birinci noktamız neymiş arkadaşlar? x'in 0, y'nin 6 olduğu değer. Çünkü x'e 0 verince y ye değeri kaç çıktı? 6. Peki bir de tam tersini yapalım. Mesela y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verdiğiniz zaman bu sefer de y'yi kapatıyoruz arkadaşlar. Eğer y'yi kapandığı zaman geri kalan denkleme bakıyoruz. Şimdi y 0 olduğunda x'in değerine bakalım. 0 artı 2x eksi 6 eşittir 0. Yani 2x eksi 6 eşittir 0'dan x eşittir kaç bulunur? x eşittir 3 bulunur. Eksi 6 karşıya geçerse 2x eşittir 6'dan x eşittir 3 bulunur. Yani x'in 3, y'nin 0 olduğu doğru. Peki şimdi bunu koordinat sisteminde gösterelim. Koordinat sisteminde şöyle baktığınız zaman şurası y, şurası x olsun arkadaşlar. Şimdi 3'e 0 noktası nerede? Bakın 1, 2, 3. Şurası x'in 3, Y'nin 0 olduğu nokta. 0 6 neresi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası X'in 0, Y'nin 6 olduğu nokta. Şimdi bu iki noktayı buluşturursak arkadaşlar grafiğimizi elde etmiş oluruz. Bunu buluşturalım. Şöyle buluşturduğunuz zaman şöyle bir doğru çıkacaktır. İşte bu doğru arkadaşlar. Y artı 2X eksi 6 eşittir. 0 doğrusudur. Şimdi bir doğunun eğimini bulabilmek için geçtiği iki tane nokta. Bakın tespit ettiğimiz iki tane nokta arasında kalan üçgensel bölge bize lazım. Yani şurası. Peki burada dikey uzunluk ne kadar? Bakın buraya baktığınız zaman dikey uzunluk 6 birim. Yatay uzunluk ne kadar? 3 birim. Eğim neydi? Dikeyin yataya bölümüydü arkadaşlar. Y bölü x'te. Yani dikey 6, yatay 3. Fakat burada başına bir tane eksi getireceğiz. Neden? Çünkü Doğrularda koordinat sisteminde bakın günlük hayatta böyle bir şey yok ama koordinat sisteminde bir doğru sola yatıksa eğimi negatiftir. Bakın sola yatık olduğu için bunun eğimi negatiftir. Kimlerde geçerliymiş? Sola yatıklarda. Sağa doğru olsaydı eğimi pozitif olacaktı. Niye negatif olur? Çünkü eğim açıları geniş açıdır. Bunu çok kullanmıyoruz. Şu ana kadar da Milli Eğitim LGS'de hiç sormadı. Daha önceki sınavlarda bir defa sordu. Onun için sola doğru yatık doğruların Sola yatık doğruların eğimleri negatiftir diyoruz. Eksi 6 bölü 3'tür. Peki bunu denklemden bulabilir miydik? Bulurduk arkadaşlar. Denklemden eğimi hesaplamanın yöntemi şu. Birincisi y'li ifade tek başına kalacak. Bakın y'li ifadeyi tek başına bırakmamız gerekiyor. Tek başına bırakalım. Şimdi y burada dursun. Artı 2x karşıya geçerse eksi 2x olur. Peki eksi 6 ne olur? Artı 6 olur buradan ikinci kuralımız şu. Y'nin katsayısı 1 iken Y'nin katsayısı 1 iken X'in katsayısı E mi veriyordu? X'in katsayısı E mi verir? Peki burada X'in katsayısı kaç arkadaşlar? Baktığınız zaman eksi 2. Doğru mu? O zaman buradaki eğimimiz ne olması gerekiyormuş? Buradan yola çıkarak eğim eksi 2 olmalıymış. E zaten bizde ne bulduk? Eksi 6 bölü 3. Eksi 6 bölü 3 de neye eşittir arkadaşlar? eksi 2'ye eşittir cevabımızı sağlamış oldu. Bir iş yerindeki fotokopi makinesinde 20 gram toner ile 1600 sayfa yani 20 grama ne kadarmış? 1600 sayfalık bir çekim yapılmaktaymış. Başlangıçta diyor içinde 20 gram toner olan makine ile her gün 200 sayfa fotokopi çekilmektedir. Ha, o zaman şöyle düşünebiliriz. Şimdi 20 gram tonerle ne oluyormuş arkadaşlar? Bakın 20 grama 1600 sayfa çekim yapılıyormuş. Peki 200 sayfa olduğu zaman kaç gramlık bir toner gidecektir? Buna bakabiliriz. Şimdi 1600'de 200 kaç katı? 8 katı. O zaman 20'yi 8'e bölsek hani 20 bölü 8 diye düşünebiliriz. 20'yi 8'e böldüğünüz zaman 2,5 çıkar. Ya da doğru orantıdan çapraz çarpımlar birbirine eşittir. Hani 1600 çarpı x eşittir. 20 çarpı 200. Buradan neler sadeleşir? Bakın 200'e bölsem 1, 200'e bölsem 8. Yine her iki tarafı hani 8x eşittir 20 olacağı için 8'e böldüğünüz zaman 20 bölü 8 ya da 4'e bölseniz 5, 4'e bölsen 2, 5 bölü 2 ya da 2,5 diye düşünebiliriz. 2,5 gram. Peki o zaman her gün ne kadar azalıyordur tonerden? 2,5 gram azalıyordur. Peki şöyle diyebilir miyiz öyleyse? Mesela bir tablo oluşturacak olsak 20 ile başlayacak arkadaşlar. Şöyle devam edecek. 20'den başlar. Sonra azalıyor bakın. Sürekli bir azalma söz konusu. Şöyle devam ediyor. Şimdi birinci gün bakın ne yapıyordur? Şurası da gün olarak verelim burayı. Şuraya da gün yazalım. Birinci gün şurada 17.5 kalıyordur. İşte ikinci gün mesela 15 kalıyordur. Bir iki buçuk daha azalıyordur. Şuraya iki. Yani burası gram olarak vermemiz lazım. Şurada ikinci gün. İşte üçüncü gün bakın tekrar şöyle azalttık. Üçüncü gün 12 buçuk kalır. İşte dördüncü gün şöyle 10 kalır. Böyle devam eder. Ve kaçıncı gün tamamen bitecektir? Sekizinci gün tamamen bitecektir diye düşünebiliriz. Peki bunu bir de denkleme yazalım. Şimdi denklem şöyle düşünelim. Ee, kalan olsun. Kalan olarak yazalım. Mesela y kalan olsun azalıyor. Ne kadardan azalıyor? 20'den azalıyor. Her gün ne kadar azalıyor? 5 bölü 2. Kaç gün boyunca devam edecek? X gün boyunca. Yani denklemi de şu olacaktır. Aşağıda verilen ifadeleri uygun matematik cümlelerine yazınız. Yaz aylarında Ankara'da hava sıcaklığı 25 santigrat dereceden fazladır. Hava sıcaklığını biliyor muyuz? Hayır. X diyoruz. Ama neymiş? 25'ten fazlaymış. O zaman X büyüktür. 25 diye yazabiliriz. Voleybol takımındaki öğrencilerin boyu en az 172 santimetredir. En az. Bakın 172'ye eşit olabilir. Ama en az 172. Yani en az dediğine göre bunun daha da üstü olabilir. O zaman 172'ye eşit veya büyük olması lazım. Bu ifadeyi şöyle de yazabilirdik. X büyük eşittir. 172 şeklinde de yazabilirdik. Bir sayının yarısının 10 fazlası. Mesela sayıyı biliyor muyuz? Hayır. Bir sayın dediği zaman X. Bunun yarısı. X bölü 2. 10 fazlası. Artı 10. 35'ten büyüktür. Büyüktür. 35 diye düşünebiliriz. Şimdi geldik senaryo 2'ye. Buradaki birinci sorudan başlayacağım. Fakat tekrar eden soruları çözmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece farklı olarak verilen sorular hangileri ise onları çözeceğiz. Şimdi aşağıdaki şekilde AKLM bir kare. ABC'de ise dikdörtgendir. Her zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir yerde size kare ifadesini vermişse bu çok önemlidir. Çünkü kenarların birbirine eşit olduğunu söylüyordur. Peki KL 5X artı 3. Yani şurası ne kadarmış? 5x artı 3'müş. O zaman burası da 5x artı 3 olacak. Karşı tarafta yine aynı şekilde olması gerekir. Peki bk ne kadar? Şurası x artı 3'e kadar verilmiş. Ha, şimdi bakın buradan yola çıkarak ben aslında ab'nin uzunluğunu bulabilir miyim? Bulurum. Çünkü 5x artı 3'ten 5x artı 3'ten çıkarırsam kimi? x artı 3 çıkarırsam şu aradaki farkı bulurum. E çıkaralım. 5x artı 3 eksi x eksi 3'ten 4x kalır mı? Kalır. Demek ki şuranın uzunluğu ne kadarmış? 4x'miş. Peki şuranın uzunluğu vermiş mi? Ad'nin şuranın uzunluğunu da vermiş. 4x artı 3 olarak vermiş. Yani burası da 4x artı 3'miş. E buna göre diyor ki sarı bölgenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadeyi yazınız. Bir kere mantığımız şu olması lazım. Tüm dikdörtgenin, tüm karenin alanından şuradaki dikdörtgensel bölgenin alanını çıkarmam gerekiyor. Peki karenin alanı ne kadar? 5x artı 3'ün karesi kadar. Doğru mu? E buradan çıkarmam gerekiyor. Nereyi? Arkadaşlar e 4x kenarlarından biri 4x. Diğeri de 4x artı 3 olan dikdörtgensel bölgenin alanını çıkarmakla bunu bulabilirim. Peki hemen bu işlemi yapalım. 5x artı 3'ün karesi neye eşittir arkadaşlar? Birincinin karesi. 25x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 3 kere 5. 15 iki katı. 30x artı 3'ün karesi de 9. Eksi Bakın bu parantez dursun. 4x ile 4x'i çarparsam 16x kare. 4x ile 3'ü çarparsam artı 12x olur ki. Şimdi bu eksiği dağıttığınız zaman 25x kare artı 30x artı 9 eksi 16x kare eksi 12x olur ki. Taralı alan ne olacaktır? Yine buraya 6 yazayım arkadaşlar. 25x kareden 16x kare çıkarsa 9 x kare kalır. 30 xten 12 x çıkarsa 18 x kalır. Artı bir de 9'umuz vardı. Demek ki buradaki sarı bölgenin alanı ne kadarmış arkadaşlar? 9 x kare artı 18 x artı 9 kadarmış. Aşağıdaki dikdörtgen 3 bölgeye ayrılmıştır. Birinci bölge karesel, 2 ve 3. bölge ise dikdörtgensel bölgelermiş. Birinci bölgenin alanı 16 x kare artı 24 x artı 9'muş. Şimdi burası kareselse bu ifade tam kare bir ifade olması lazım. O zaman şöyle yapabilirim. 16x kare bakın artı 24x artı 9'du. Peki 16x kare neyin karesi? 4x'in. 9 neyin karesi? 3'ün. 4 ile 3'ün çarpımının 2 katı ortada var mı? 24x evet var. O zaman bu ifade 4x artı 3'ün karesi olması gerekir. Ara niye artı? Şurası artı olduğu için arkadaşlar. şunun artı olması o ifadenin şuranın da artı olacağını gösterir. Peki o zaman bunun bir kenarı ne kadar olacaktır? 4x artı 3'e 4x artı 3 kadar olması gerekir. Peki şurası ne kadarmış? Burası da 5x olarak verilmiş. Üçüncü bölgenin alanı da 25x kare artı 30x'miş. Şimdi 5x de neyi çarparsam 25x kare artı 30x olur. E o zaman şöyle yapalım. 5x parantezini alalım. Bakın 5x parantezini alsak burada ne kalır? Burada 5x kalır. Artı burada ne kalır? 6 kalır. 5 kere 5. 25x kare 5 kere 6. 30x yapar ki. Ha, demek ki şuradaki kenarı ne kadarmış? Şuranın da hemen e, kenar uzunluğunu bulalım. 5x artı 6 kadar olması gerekiyor. Ha, artık şurayı bulabilir miyiz? Buluruz. Niye? Çünkü şurası ne kadardı? 4x artı 3. 5x artı 6 tamam 5x artı 6 olabilmesi için 4x'e ne eklemem lazım x e eklemem lazım 3'e ne eklersem 6 olur 3 eklersen demek ki burası da x artı 3'müş peki şurası ne kadardı burası da yine 4x artı 3'tür karşı taraftan dolayı bize ikinci bölgenin çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifadeyi yazınız demiş o zaman x artı 3 ile yani şuradaki ifadeler bakın x artı 3 ile 4x artı 3'ü toplayıp sonra da Çıkan ifadeyi ne ile çarpmam lazım? 2 ile çarparsam çevreyi bulurum. Bulalım arkadaşlar. 2 çarpı x 4x daha 5x yapar. 3 3 daha 6 yapar. 2 ile çarptığınız zaman 10x artı 12 yapacaktır. Uzunluğu birbirine eşit 3 raftan oluşan bir kitapla kendi arasında özdeş mavi ve kırmızı renkli kitaplar aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. 1 ve 2. raftaki kitaplar arasındaki mesafeler aşağıda verilmiştir. Üçüncü rafa yerleştirilen mavi kitap sayısı 10'dur. Buna göre bu kitaplığa yerleştirilen mavi ve kırmızı renkli kitapların kalınlıklarına denklem kurarak bulunuz demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar şöyle bir şey yapabilir miyiz? Şöyle baktığınız zaman bakın burada bir mavi var şurada burada da bir mavi var. Burada bir kırmızı var burada da bir kırmızı var. Bunlar birbirine eşit. O zaman arada kalanlar da birbirine eşit olması lazım. Yani şöyle diyebiliriz. O zaman buradaki mavi artı 91 bakın Burada da kırmızı artı 98'e eşit olması lazım. Peki bunu bir yerde yazalım arkadaşlar. Şöyle mavi artı 91 eşitmiş kime kırmızı artı 98'e. O zaman kırmızıyı bu tarafa atsam, 91'i de bu tarafa atsam, bir mavi ile bir kırmızı arasında 98 eksi 91 yani mavi ile kırmızı arasındaki fark 7 santimetredir diyebilir miyiz deriz. O zaman ben şöyle düşünebilirim artık. Demek ki kırmızılara x desem maviler onların 7 fazlası. x artı 7 diye yazabilirim. Ha, artık soruyu çözeriz arkadaşlar. Niye? Şimdi ben bu ifadeyi biraz kaydıracağım. Burada şöyle yazabilirim. Burada kaç tane mavi var? 10 tane mavi var. Yani 10 tane x artı 7 diye yazabilirim. Peki bir aşağıda 2 mavi yani 2 tane x artı 7 artı 91 artı bir tane kırmızı. Kırmızıya ne demiştik? X demiştik. Sadece buradan bile yola çıkarak soruyu çözebiliriz. Yani 10x artı 70 eşittir. 2x artı 14 artı 91 artı x diye yazabiliriz. Yine düzenleyelim. 10x artı 70 eşittir. 2x 1x daha 3x yapar. 14 91 daha kaç yapar arkadaşlar? 95 105 yapar. Peki şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa geçsin. 3x'i bu tarafa atalım. 70'i karşıya atalım. 10x eksi 3x eşittir. 105 eksi 70. E 10x'ten 3x çıkarsa ne kalır? 7x kalır. 105'ten 70 çıkarsa 35 kalır ki her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde x eşittir kaç çıkacaktır? 35'i 7'ye böldüğünüz zaman 5 çıkacaktır. Şimdi x'in değeri kaç? 5. Yani x kimdi arkadaşlar? Kırmızılar. O zaman kırmızılar 5 santimetredir. Peki maviler? Onların 7 fazlasıydı. O zaman mavilerde ne olması gerekir? 5 artı 7'den 12 santimetre olması gerekir. Yağız'ın kumbarasında 60 lira parası vardır. Babası Yağız'a her hafta 200 lira harçlık vermektedir. Yağız her hafta babasının verdiği harçlığın yarısını harcamakta. Geriye kalanı da kumbarasına atmaktadır. Şimdi 200 lira harçlık mı veriyor? Evet. 200'ün ne kadarını veriyor arkadaşlar? Yarısını kumbarasına atıyor. Ha, o zaman şöyle düşünebiliriz. Kumbaraya ne kadar atıyordur arkadaşlar? Sadece 100 lira atıyordur yarısı. Buna göre Yağız'ın kumbarasında biriken para miktarı ve hafta sayısı arasındaki ilişkinin tablosunu oluşturup denklemini yazınız. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Şöyle kumbaradaki biriken para miktarını şöyle yazsak bakın. Şurası hafta olarak yazalım. E, şuraya da TL olarak yazalım. Şimdi kumbarada başlarken ne kadar para vardı? 60 lira. Ha, demek ki birincisi 60 ile başlayacak. Sonra ilk hafta. Bakın ilk hafta ne kadar ekliyor? 100 lira. Ha, o zaman bir 100 ekleriz. Nereye gelir? 160'a. Peki sonra ikinci hafta bir 100 daha ekler. Şöyle bir 100 daha eklesin. Nereye gelecektir? 260'a. O zaman grafik şöyle gidiyor demek ki bakın. Şöyle. Yani mesela bir, bir sonraki hafta işte 3. hafta bir 100 daha ekler. 360 olacaktır ve bu şekilde devam eder. Peki o zaman kumbaradaki biriken parayı şöyle yazabiliriz. Önce başlangıçta ne vardı? 60 vardı. Her hafta ne kadar arttı? 100 lira arttı. O zaman kaç hafta boyunca devam edecek bilmiyoruz. X hafta 60 artı 100 X şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Yani şöyle. Aşağıdaki şekilde CD doğru parçasının eğimi AB doğru parçasının eğiminin 3 katıdır. Şimdi nasıl olabilir arkadaşlar? Burası 4'e 18. yani 4 bölü 18. Buradaki AB'nin eğimi? Doğru mu? AB'nin eğimi diye yazabiliriz. Peki CD bunun 3 katıymış. O zaman CD içinde şöyle diyebilirim. CD içinde 4 bölü 18'in 3 katı yani çarpı 3. O zaman bu 12 bölü 18. Sadeleşirse 6'ya bölsem 2, 6'ya bölsem 3. Eğimine çıkması lazım. 2 bölü 3 çıkması lazım. Peki şu an dikey uzunluk ne kadar burada? 10. 10'u bölmem gerekiyor. X'e ve bunun 2 bölü 3 olması gerekiyor. E 2'ye 10 gelmiş. 5 katı. 3'e de ne gelir? 5 katı 15 gelmesi lazım. O zaman şuradaki uzunluğun ne olması gerekiyor? 15. Peki toplamda burası 18. Şurası 15. 18 ile 15'i toplarsak ne çıkar arkadaşlar? 33 çıkar. E aradaki fark ne kadar 57 57'den de 33'ü çıkardığınız zaman ne kalır burada 24 kalacaktır Demek ki buranın uzunluğu ne kadarmış 24 Peki bize neyi soruyor arkadaşlar BC doğru parçasının eğimi yani Şurayı şimdi BC doğru parçasının eğimi dediği zaman arkadaşlar şurada bir tane dik üçgensel bölge oluşturmam gerekiyor Yani bu bölgeyi Şurayı oluşturduğum zaman Şuradaki oluşan üçgensel bölge bize eğimi bulmamızda yardımcı olacaktır. Peki bu aradaki farklar ne kadar? Onlara bakalım. Şurası 4'müş bakın. O zaman şurası da 4 olur. O zaman buraya 6 kalacaktır. Yani şuradaki yer 6 olacaktır. Peki şurası burası da 24'tü. O zaman BC'nin neyimi? 6'nın 24'e bölümü. Sadeleşirse ne olur? 1 bölü 4 olacaktır ki BC'nin neymi?ni bulmuş olduk arkadaşlar. Geldik 3. senaryodaki 1. soruya. Aşağıdaki ABC eşken üçgen üçgenin bir kenar uzunluğu x artı 5 olarak verilmiş şurası. Buna göre bu üçgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifadeyi iki farklı biçimde yazınız. Önce biz bir şekilde yazalım da sonrasını buluruz. x artı 5'ten 3 tane var. Yani 3 çarpı x artı 5 şeklinde yazabiliriz. Bu birincisi arkadaşlar. Ya da x artı 5 artı x artı 5 artı x artı 5 şeklinde yazabiliriz. Bunları da topladığınız zaman 3x artı 15 olacaktır. Artık hani milli eğitim hangi gösterimi istiyor bilmiyorum ama ya bu şekilde ifade ederiz ya da bu şekilde ifade edebiliriz. Yine aynı olan soruları geçtim arkadaşlar. Yatay uzunluğu dikey uzunluğun alt katının 9 fazlasına eşit olan bir rampanın dikey ve yatay uzunlukları toplamı 23 metredir. Şimdi bakalım şöyle bir rampamız olsun. Bu rampa içerisinde dikey ve yatay uzunluklar var. Ne istemişti bizden? Dikey uzunluğun yatay uzunluk yani şurası e, dikey uzunluğun buraya dikey uzunluğa x dersem yatay uzunluk oranın 6 katının 9 fazlasına eşitmiş. Peki bu dikey ve yatay uzunlukların toplamı ne kadardı? 23 metre. O zaman x artı 6x artı 9 eşittir. 23 olması lazım. Yani şurası 7x yapar. 9'u karşıya atarsam 23 eksi 9. Yani 7x eşittir 14 olur ki x eşittir kaçtır? 2. Ha, o zaman buradaki değerler bakın. Burası 2'ymiş. E toplamda 23 olabilmesi için de buranın da ne olması lazım? 21 olması lazım. Ya da yerine yazsanız yine oradan da bulursunuz. Bu rampanın eğimini demiş? Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa bölümüdür. Y bölü x'tir. Buradaki koordinat sistemindeki y ve x olarak algılamayın. Y dediğimiz dikey uzunluk arkadaşlar. X dediğimiz de yatay uzunluk. Hani bu şekilde düşünmeniz lazım. Peki dikey ne kadar? 2. Yatay ne kadar? 21. O zaman 2 bölü 21 olması gerekir. Aşağıdaki koordinat düzleminde her bölgede bir köşesi, ha he, şimdi her bölgede bir tane köşesi olacak şekilde bir ABCD karesi yerleştirilecektir. Bu karenin köşelerinden biri A noktası 3'e 4'müş. Şimdi öncelikle bu noktaları bulalım. 3'e 4 dediği neresi? Bakın x'in 3, y'nin 4 olduğu. Şurası. Burası A noktasıymış. 3'e 4. Peki B noktası kaçı kaçmış? O da eksi 2'ye 4'müş. Onu da yazalım. Eksi 2'ye 4 gösterelim yani daha doğrusu. B noktası da eksi 2'ye 4'müş. Şimdi şöyle bir şey düşünebilir miyiz arkadaşlar? Şu aradaki mesafe bakın. Şurası kaç birimse karenin bir kenar uzunluğu. O kadar birim olması lazım. Burası ne kadar? Hemen bakalım. Eksi 2 ile artı 3 arasında kaç birim mesafe fark var? 5 birim. O zaman şurası 5 birim olmalı. Dolayısıyla bütün kenarlar arasındaki, bütün köşeler arasındaki mesafe de 5 birim olmalı. E şimdi artı 4'ten 5 olabilmesi için kaça gelmesi lazım? Eksi 1'e. Demek ki diğer köşe noktaları da birisi şurada. Biri de şurada olması gerekir. Yani C noktası eksi 2'ye eksi 1. D noktası da artı 3'e eksi 1 şeklinde olursa bir kare elde etmiş oluruz. Yani şöyle çevrelediği bölgede şurası olacaktır arkadaşlar. Açılış ücreti 25 lira olan bir taksimetre gidilen her kilometre için 20 lira yazmaktadır. Ödenecek ücret ve gidilen yol arasındaki ilişkinin tablosunu oluşturup denklemini yazınız demiş. Şöyle ücret ve kilometreye bağımlı bir şekilde. Şurası kilometre olsun. Şurası da ödenecek ücret olarak yazalım. Şimdi açılışta bir 25 lira veriyor mu? Veriyor. Herkes açılışta yani sıfır daha biner binmez. Açılış indi bindi parası. Sonra birinci kilometreye geçtiği zaman bakın her seferinde ne kadar artıyormuş? 20 lira. Dolayısıyla ne olacaktır? 25'e 20 eklerseniz 45 olacaktır. Peki sonra bakın bunların hep birleştirilmesi lazım. Bunlar böyle artık doğrusal bir şekilde devam edecek. Burada doğrusal gibi görünmezse o benden kaynaklanıyor. Peki ikinci de ne olur? 2 kilometreye geldiği zaman bir daha 20 artacaktır. 65. Sonra 3. kilometreye geldiği zaman tekrar bir 20 daha artacaktır. 85 olur ki bu şekilde devam edecektir. Bir de denklemini oluşturalım. Burada y eşittir şöyle diyebiliriz. Açılışta ne kadar? 25 lira. Artı her kilometre başına 20 lira. 20 çarpı x diye yazabiliriz. Bu da denklem olacaktır. Normalde burada tablosunu da oluşturun demiş aslında. Ben grafiğiyle denklemini kurdum. Hani tablo dediği şey aslında şu arkadaşlar. Mesela şurası ücret diye yazalım. Ücret. E, gidilen yolda şöyle yazalım gidilen yol. Şimdi gidilen yola göre bir ücret çıkıyor aslında arkadaşlar. Mesela bir kilometre gittiği zaman ücret ne kadar oluyor? E, 25 artı 20. 20 çarpı 1. İşte 2 kilometre gittiğinde e, 25 artı 20 çarpı 2, 3 kilometre gittiğinde 25 artı 20 çarpı 3 nokta nokta böyle devam ettiği zaman arkadaşlar işte x kilometre gittiği zaman da ödenecek ücret de 25 artı 20 çarpı x şeklinde olacaktır. 1 kilogram antep baklavası için 180 gram fıstık kullanılmaktadır. Baklava miktarı ile kullanılan fıstık miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren doğrusal denklemi yazınız ve bu denklemin grafiğini çiziniz demiş. Şimdi bakalım normalde 1 kilograma Bakın 1 kilogram antep baklavası için 180 gram fıstık kullanılıyormuş. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela 2 kilogram kullanılmış olsaydı 180 çarpı 2 gram olurdu. İşte atıyorum mesela 3 kilogram kullanılmış olsaydı 180 çarpı 3 gram olacaktı. He demek ki buradaki bağıntı şöyle bir şey. Kaç kilogram antep baklavası var? X kilogram. Kaç gram fıstık kullanılacaktır? 180 çarpı x gram şeklinde kullanacaktır. Ama biz bunu denklemi yazarken şöyle yazıyorduk. Hani y eşittir. Y dediğimiz burada nedir? Fıstık miktarı. Toplam fıstık miktarı olarak düşünebilirsiniz bunu. 180 çarpı x olarak yazabiliriz. Peki bu denklemden yola çıkarak bunun grafiğini yazacak olsak. Bakın şöyle yapalım. Şimdi burada baklava miktarı ile kullanılan fıstık miktarı. Şimdi baklava miktarını şuraya baklava miktarı diye yazalım. E, buraya da kilogram cinsinden. Buraya da fıstık miktarı diye yazalım. Fıstık miktarı. Burası da gram cinsinden. Şimdi bakalım. Mesela sıfıra sıfır bir kilogram baklava olduğu zaman ne kadar kullanılmış? 180 gram. Sonra 2 kilogram olduğunda hemen şöyle bu sefer ne olmuş? 360 gram. He, şimdi bakın bunları birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkacak olan grafik şöyle bir grafik olması gerekir. Atıyorum 3 kilogram baklava varsa 3 kilogram için ne kadar fıstık kullanılmış? İşte 540 gram fıstık kullanılmış şeklinde çizebiliriz.